fazla zulmetmesin. İçin. Verilen canın, malın emanet olduğu bilinsin için. Allah Resulü Mekke'li Müslümanlarla Medine'li Müslümanları kardeş ilan etti. Bunlardan iki tanesinden bahsedeceğim. Selman-ı Farisi ile Ebu Derda Hazretleri kardeş etti. Bunların kardeşlikleri sevgi üst düzeyde. Kalpleri birbirine karşı sevgiyle buldu. Buna hubbülillah deniyor. Allah için sevmek. Selman Ebu Derda'yı sevdi, Ebu Derda da Selman'ı sevdi. Tabi yıllarca beraber Resulullah'ın arkasından namaz alırmışlar. İftitah tekbirlerine beraber katılmışlar. Ama aradan yıllar geçer, Ebu Derda Hazretleri Şam tarafına, bugünkü Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs tarafına kadri olarak görevlendirilir. Tabi kardeşinden ayrılmış, kardeşine ulaşmak istiyor. Diyor ki, bir mektup yazıyor. Diyor ki, Selma, kardeşim, ben Beytül Makdis'te yaşıyorum. Hani Resulullah buraya gömülür ya, Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevi. Üç mescitten bir tanesi. Amacı, Selma'nın gelip onunla görüşmesi, kucaklaşması, onun hasretini gider. Rabbim bize de bu sevgiyi nasip eylesin. Amin. Selman-ı Farisi daha derin düşmüş. Bir mektup ona cevap verir. Der ki kardeşim, doğru söylüyorsun, burası Beytül Makdis'tir. Ama mesele yaşadığın yerin mübarek olması, kutsal olması, Allah tarafından bir değerli sayılması değil. Mesele o mekan da bulunup da Allah için ömür geçirebilmek, Allah için amel edebilmek, Allah için imza atabilmektir. Eğer bile olsaydı Mekke'nin göbeğinde, Kabe'de Beytullah denilen bir Allah'ın evi, Ebu Cehil, Ebu Leheb'ler, Velid bin Mughire'ler orada ömürleri geçti. Ama hepsi helak olup gittiler. Çünkü kalplerde iman yok. Çünkü kalplerinde bir istikamet yoktu, İslam nuru yoktu. Ama gün geldi, imanını ameline, amelini canına, canını imanına şahit kılan Uhud'un eteğinde Hamza gibi çölün ortasına kanın ile imza atabilmek, Abdullah bin Carş gibi parçalanmış bedenin ile imza atabilmek mesela. Bunu söylüyor Selman-ı Farisi. Tabi Ebu Derda onun daha da derinliğini anlıyor. Ve Selman'ın son bir notu var. Şunu söylüyor. Diyor ki, kardeşim duydum ki sen doktorluk yapıyorsun. Doktorluk yapıyorsun. Diyor ki, sana gelen hastalara dikkat et. Onların muayenelerini düzgün yap ki senin vesilenle eğer birisi ölürse onun yüzünden cehenneme de gidebilirsin. Oradaki mesajı şu. Ebu Derda Hazretleri kadınlık yapıyor. Kendisine gelen meseleler var, davalar var, davacı ve davalı. O sözden sonra Ebu Derda Hazretleri mahkeme üzerinde bazen iki kere, bazen üç kere yeniden gözden geçiriyor ki Selman'ın sözü onun aklına her zaman bir uyarı, bir kaz veremiyor. Ve bu şekilde kardeşliklerini devam ettiriyoruz. Bunu ne için anlattık? Mesela nerede, nasıl yaşadığımız, hangi şehirde, hangi ülkede olduğumuz değil. Yaşarken kim için yaşadığınız, konuşurken kim için konuştuğunuz, adım atarken kimin rızası için adım attığınız mesela. Rabbim onun rızasına talip olan, onun davasını dava edene, dert edene, ümmet-i Muhammed'in içerisinde bir de biz olmayı bize nasip etsin. Bu gecenin hürmetine Gazze'de, Filistin'de, Myanmar'da, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize zaferler nasip etsin. Amin. Kabe'de
kafir İslam ehli iman azalma cemaati İslam çün bu dinin bu davanın ileri gelmesi emredilen var ki hastalıklar bu şeyler olması için kardeşimizin davam etmesine vesile olması için bi hurmetil Fatiha.